ya da harabeye dönmüş de barak köyleri, tergemiş yurdunu göç eylemişler. Nere gitmiş de sufran açan beyleri, odalar boşalmış. Şimdi kameramızdayım. Önümde cara var. Yani bizim yörede bunlara yağ carası denir. Bu caralar ne işe yarar? Şimdi sizlere onu anlatacağım. Bunlar da yağ, yani davar yağı, sarı yağ dediğimiz davar yağı saklanırdı. Kışa saklanır. Nasıl saklanır? Şimdi onu size tarifini yapacağım. İlk önce böyle kiremitten yapılmış caralarımız olacak. Eskiden fakir olan evlerde yani bunun ufağı yarısı olurdu. Çünkü davar az ya da durumu yok. Bunun ufağı olurdu. Ama zengin evlerde bunlardan 3-5 hatta 10 tane olanları da olurdu. Şu an biz Kaberen köyünde Ahmet Süleyman'ın evindeyiz. Ahmet Süleyman rahmetli Kaberen'in tanıdık simalarındandı. Buranın varlıklı insanlarındandı. Bu da şimdi onun yağ caraları. Yani o günden bugüne kadar kullanılan yağ caraları. Hemen hemen ömrü bunun kaç yıl? 50'nin civarında olması. Yani ortalama bir 50. Şimdi bunu nasıl hazırlarlar? Kiremitten bunu satın alırlardı. Hazır satın alırlardı. Daha sonra bunun içine üzüm pekmezdi. Gördüğünüz gibi şurada. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezini ateşte hafif kaynatırlar. Hafifte kaynatırlar ateşte. Biraz böyle kıvamı geldiği zaman içine un koyarlar. Un koyduktan sonra bu carra dediğimizin içine elleriyle sıcak sıcak sürerler. Ki kışa yağı saklasın, yağ donmasın, yağ bozulmasın diye. Çünkü yağ, davar yağı kışın günü dışarıda kaldığı zaman, soğuk aldığı zaman bozulur. Bozulmaması için bu şekilde korumak için akıt yaparlardı. Onun ismi de akıt derlerdi. Akıt. Bekletirler. Soğuduktan sonra yağı içine ılıtırlar. Bir kazanda yağı ılıtır. İçine aktırırlar. Ağzına kadar doldurur. Üstüne bir bez geçirirler. Bağlarlar. Gördüğünüz gibi de bağcığı. Müthiş bir tadı olur. O yağa, o pekmez de akıtla bir tat verir yağa. Hem de yağ bozulmaz. Şimdi göstereceğim nasıl oldu. Ve bunu nasıl yerdik. Hem yemeklerimize koyardık. Sarı yağı pilava koyardık. Hem de pekmezle yerdik, işte ağızla yerdik. Sabah vazgeçilmezdir Türkmen yörelerinin ağız ve üzüm pekmezi yağ. Bir de gelen ağır misafir olursa muhakkak kahvaltıya çıkarılır. Gündere gelene çıkarmazlardı. Yani zengin evlere de ben misafir olurdum. Gündere evlerine çıkarmazlardı. Ama misafir olursa çıkarırlardı. Şimdi şöyle bir deneyeyim bakalım. Tabii bunu ben beşerebileceğim mi bilmiyorum ama herhalde beşerebileceğim. Gördüğünüz gibi sarı yağ çıktı. Sarı yağı aldık şöyle parmağımızdan kap içine ittirdik. Evet, hafif biraz da akıt geldi onunla birlikte. Şimdi bir de şöyle kenarından akıtlı yerinden alacağım. Evet. Şöyle ne? Aldım. Efendim, bunu bu şekilde çıkardıktan sonra bunu sarı yağdan, ekmekten ilk önce yağı şöyle alırsınız. Yemesini de öğreteyim. Şimdi yağı bu şekilde aldık. Daha da bol alırsanız güzel olur. Bu şekilde yağ aldım. Pekmeze şöyle bandırdım. İyicene bandırdıktan sonra afiyetle ağzıma götürüp yedim. Muazzam bir tadı var. Akıt tadı geliyor. Yani akıt tadı dediğim gibi pekmez tadı. Bir de onu gelip tekrar pekmeze bastırıp yediğiniz zaman muazzam bir ağzınızda tat bırakıyor. Hem yağ yağda güzel bir tat var, hem de yağ bozulmamış, gayet sağlıklı bir şekilde kalmış.